Bence sizin için ama gençler yani şöyle söyleyeyim 1000 soru geldiyse 700'ünde bu vardı yemin edebilirim. Tabii. Şöyle Kemal Kılıçdaroğlu tabanda çok eleştiriliyor. Yani biliyor musunuz bilmiyorum. Sebebinde olarak da gençler şunu söylüyor. Sayısız seçim kaybedildi neredeyse. Yaşı artık belli bir yere geldi ve gençlerin gözünde, gençlerin ağzından söyleyeyim ben. Çok da mükemmel bir profili yok diyorlar. Böyleyken yerini gençlere bırakmak yerine yani artık ben geldim, görevimi yaptım, yerimi de gençlere bırakıyorum. Partimiz bu yolculuğa devam edecek demek yerine neden aday olup hala devam ettiriyor? Çünkü insanlar yine yani onların ağzından söyleyeyim Kemal Kılıçdaroğlu olduğunda CHP'ye oy veren insanlar bunlar seçim kaybedileceğini düşünüyorlar. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Öncelikle şunu söyleyeyim Bahadır'cığım. Arkadaşlarımız tabii böyle bir algı yönetimi olduğu için burada biraz ona da kapılmış durumdalar. İşte ya 10 seçim. Arkadaşlar bir geriye dönüp baktığınız zaman işte genel başkanımız 2010 yılında seçildi. Doğru. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk seçimlerde 2011 yılında oylarını yükseltti. 25-26'lara doğru çıkardı biliyorsun oylarımızı. 2015 yılında 7 Haziran'da aslında Türkiye'de çok da demokratik bir ortam oluşmuştu. Adalet Kalkınma Partisi 2015 yılının 7 Haziran seçimlerinde tek başına iktidarı yakalayamadı. İttifak kurmadı. Hatta şöyle bir uygulamaya gitti. Bugün Davutoğlu da bunu söylüyor. Ölümü gösterip vatandaşı sıtmaya razı ederek yani zorlamalar, katliamlarla o süreci 1 Kasım'da tek başına iktidara çevirdi. Referandumu biliyorsunuz zaten yaşanan süreçleri. Ve sonrasında genel başkanımızın adalet yürüyüşü ve referandumla başladığı bir süreç var arkadaşlar. Bunu iyi yakalamak gerekiyor. Kemal Bey, Sayın Genel Başkanımız şöyle biri değil. Ben her zaman genel başkan olmak istiyorum diyen biri değil kesinlikle. Her zaman Muharrem İnce defalarca ben aday olmak istiyorum dedi. Hodri meydan kardeşim dedi, gel çık karşıma aday ol. Eğer bu delegeler seni seçerse, Cumhuriyet Halk Partiler seni seçerse ben bunu kabul ederim dedi. Bunun için hiç böyle tek adam ben bilirim mantığında biri değil ve adalet yürüyüşüyle başlattığı bir süreç var. Referandumda özellikle hayır diyen 2017'de referandumda bütün kesimleri, bunun içinde muhafazakar demokratlar var, Kürt demokratlar var, bunun içinde sosyal demokratlar var, bunun içinde milliyetçi demokratlar var. Bunların hepsini birleştirdi. Sonrasında adalet yürüyüşüyle tüm Türkiye'ye adalet kavramını öğretti. Biz adalet kavramını bu kadar önemsemiyorduk. Ben de yürüdüm kendisiyle 400 küsür kilometreyi ve İnanılmaz bir mücadeleydi. Gelenleri gördüm. Yani her kesimden insan geldi ve boynuna sarıldı genel başkan için. Bu ülkenin temel sorunu adaletsizlik dedi. Biraz önce söylediğimiz liyakat ve torpil sorunu gibi işte. Liyakat ve torpil karşılaştırması gibi. Sonrasında ne oldu? İlk defa Millet İttifakı'nı kurdu. Diyorum ya 15 milletvekilini bir partiye göndererek orada bir ittifak oluşmasını ve bir çalışma oluşmasını sağladı. Size bir küçük örnek vereyim. Arkadaşların haberi yoktur. Ahmet Davutoğlu İstanbul Bahçelievler'de bir bina yapmak istedi. Kendine yeni parti kuruyor ya. Adalet Kalkınma Partili belediye başkanı dedi ki burada kuramazsın. Biz ne yaptık? Dedik ki gel Küçükçekmece bizim belediyemiz. Küçükçekmece'de onlara istediğiniz gibi burada binanızı yapın. Biz size dokunmayacağız kardeşim. Bizim kin gütme gibi bir derdimiz yok dedik. Bu işte genel başkanımızın aslında büyük o çatıdaki bakış açısını gösteriyor. Genel başkanımız bir şemsiye gibi onlarca kesimi bir araya getiriyor. Ve 31 Mart seçimlerini düşün Bahadır. Kim tanıyordu Ekrem İmamoğlu'nu? Kimse tanımıyordu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Ekrem İmamoğlu adayımız olacak. Kim tanıyordu Adana'da Zeydan Karalar'ı? Dedi ki Zeydan Karalar Adana adayımız olacak. Muhittin Böcek Antalya adayımız olacak. Dedi ki Mansur Yavaş kazanacak kardeşim dedi. Ben inanıyorum dedi ve inanılmaz bir orkestra şefliği yaparak daha 31 Mart'ta 2 yıl önce Türkiye'nin belki de 18 yılına imza atan bir karara hayata geçirdi ve Türkiye'nin bugün nüfusunun %54'ünü oluşturan illerdeki belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Bu başarısızlıksa başarısızlık diyelim ve şu an zamanın ruhuna o kadar uygun ki genel başkanımızın tarzı ne yapıyor? Bir şemsiye gibi bütün kesimleri birleştirip Türkiye'de aslında konuşmamızın öncesinde yani şu süreçte bu konuya gelene kadar ki konuştuğumuz işi yapıyor. Ne yapıyor? Ortak akıllı egemen kılacağız ve Türkiye güven veren kaynaklarını herkesin kullanabildiği, israf etmediği,
torpilin olmadığı, liyakatın esas olduğu, adaletin olduğu, hukukun olduğu bir ülke olacak diyor. Bunu da hep birlikte dostlarımızla başaracağız. Demokratik parlamenter sistemi iyileştirilmiş halde kuracağız diyor. Bunun için çok kritik bir noktada genç arkadaşlarımdan ricam, şu önümüzdeki süreci bir izlesinler. Ondan sonra haksız çıkarsam ben yine buradayım. Hiç öyle 8'de 10'du demesinler. Şu süreci benim dediğim bakış açısıyla, Türkiye'nin bir birleştirici güce ihtiyacı var. Türkiye'deki bu kadar ötekileştirilmiş siyasetin artık bir çimentoyla bir araya getirilmesi gerektiğine ihtiyaç var bakış açısıyla izlesinler ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu sürecin çimentosu olarak görsünler. Emin ol, haklı çıktığımı göreceksiniz. Diyorum ya, haksız çıkarsak da buradayız kardeşim. Onursal Adıgüzel'in Instagram hesabı Onursal Adıgüzel, Twitter hesabı da Onursal Adıgüzel. Ben buradayım yani, izleyen bütün arkadaşlara söylüyorum. Çok iyi abi. Şöyle bir şey ekleyeceğim. Çünkü bu sorunun devamında da olması lazım ben. Anketlere bakıyor musunuz? Seçim anketleri kim? Tabii ki bakıyoruz. Biz de genelde izliyoruz ve yani sizin için maalesef CHP belli bir noktada takılmış durumda. Anketlerde gördüğümüz kadarıyla. O da şurası 25-28 arası. İniyor, çıkıyor, evet, artıyor. Yani iktidar bu kadar kan kaybederken, çünkü ekonomi belli. Yani adaletin durumu belli, hak hukuk belli. Kararsızlar çok artıyor. Muhalefetin o 25'i 30'lara, 35-40'lara çıkaramaması problem değil midir? Problemse bundan kim sorumludur? Geçmiş olsun abi. Evet, buyur. Çok teşekkür ediyorum Bahadır'cığım. Bu da çok önemli konulardan biri. Bir kere şunu söyleyeyim. Anketleri çok yakından takip ediyoruz. Adalet Kalkınma Partisi'nin içinde olduğu Cumhur İttifakı 45'i geçemiyor. Onlar zaten artık kaybetmişler. Zaten Türkiye'nin birçok kesimini öteleyen, gençlerin sorunlarıyla ilgilenmeyen, Türkiye'de Kürtlerin, Alevilerin, azınlıkların sorunlarıyla ilgilenmeyen, işsizlikle ilgilenmeyen bir bakış açıları var. Çiftçi ölsün diyorlar, mahsul de tarlada kalsın diyorlar. Genç benim için önemli değil diyorlar. Benim etrafım yeter diyorlar. Böyle bir anlayış var. Buna karşı da bir muhalefet söylemi var. Çok doğal olarak işler kötüye giderken vatandaş Adalet Kalkınma Partisi'nden kopuyor. Ama şu an nereye gideceğini de bilmiyor. Biraz kararsızlar, evet, tarafında bir artış var. %20'yi bulan neredeyse kararsızlar en büyük üçüncü parti haline gelmiş durumda. 25'leri falan gördükleri anketler. Yani 20 civarında benim gördüğüm Bahadır'cığım. Hani böyle birleştiriyorum da. Ben biraz da böyle analitiği kafa yoran biriyim. Partinin de bu işlerine bakıyorum. Hani bir üçüncü parti olarak görünüyorlar. Bunun da birkaç sebebi var. Bir sığınacak bir livan arıyorlar ve tartıyorlar. Bu çok doğal çünkü Türkiye'de önümüzde bir seçim olmadığı için birazcık yavaş olur bu hareketlilikler. Bir de şöyle bir gerçeklik var ki Türkiye'de ciddi bir işsizlik var. İşte binlerce iş yeri kapandı. Esnaf kapatmak zorunda kaldı. Bunun içinde Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de var. Yani bilmem ne lokantasında çalışan Cumhuriyet Halk Partili Ahmet amca şu an işsiz kaldı ve kızıyor. Yani bize de kızıyor haklı olarak ve diyor ki kardeşim sorduğunda ne siyaset ediyor? Ben evime ekmek götüremiyorum diyor. Bu adam kararsız, haklı olarak kararsız yani. Bu sürecin travmatik gelişmeleri var ve bize de kızgınlıkları var insanların. Ben bunu görebiliyorum. Ama bunu adım adım toparlayacağımızı düşünüyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle seçim sattığına geldiği zaman kemik oyları bir araya gelecek ve bunun çevresi de çok daha genişleyecek. Ama şunu tekrar vurgulamak isterim. Biz geçmişte şöyle bir strateji gözetmedik. Yani biz isteseydik İYİ Parti'nin seçime girmesini engellerdi AKP. Demokrasi Türkiye'de katledilirdi. Ama biz ilk seçimlerde emin ol %32-33'ten aşağı oy almazdık 2018 seçimlerinde. Niye? Çünkü İYİ Parti olmayacaktı. Aldığı %10 oy bize gelecekti. Olacaktı oyumuz 32-33. Böyle bir gerçeklik var. Ama biz dedik ki hayır kardeşim, demokrasinin katledilmesine izin vermeyeceğiz. Bunu da yine Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Bunu hiçbir genel başkan yapmaz. Kardeşim ben Deniz Baykal'dan %20'de aldım, 33'e çıkardım derdi. Kim ne diyebilirdi abi? Der miler miydi ya seçim kaybettin bilmem ne. Vallahi helal olsun adam çıkardı ama öyle yapmadı. Dedi ki ben Türkiye demokrasisine sahip çıkacağım kardeşim dedi ve İYİ Parti'nin seçime girmesini sağladı. Orada bir hareketlilik oluştu. Bir partinin varoluşuna katkı sundu. Kendine rakip bir partinin. Biz bu açık bakış açısıyla yürüyoruz ve genel başkanımız vizyonumuzu da ortaya koydu. Biz dostlarımızla birlikte ilk seçimlerde Bahadır %50+1'den fazla oy alacağız. Türkiye'nin bu antidemokratik düzenini değiştireceğiz. Türkiye'deki bu rant düzenini değiştireceğiz. Biz Türkiye'de gençlerin de sözünü söylediği,
kadınların da sözünün söylediği, emekçilerin de sözünün söylediği bir ortamı yaratacağız. Yani herkesin mutlu olduğu, huzur içinde, refah içinde yaşadığı bir ortamı kuracağız. Abi, mükemmel, özgüveninizde yerinde abi, hiçbir problem yok diyorsun yani. Yani ben diyorum, ben buradayım kardeşim. Onursal adı güzel. Twitter, Instagram, nereden ulaşmak isterseniz ulaşırsınız. Yani Facebook, işte cep telefonum sende var zaten, arkadaşlara verirsin. Yazın, yazın dersin, haksız çıktı dersin. İlk seçimlerde, ama dediğim gibi sadece genç arkadaşlardan isteyin. Bu çerçevede izleyin. Bu çerçevede izleyin. Bizim o birliktelik, Türkiye'yi bir araya getirme vizyonumuzu görün. Sonra başarısız olursak da deyin ki ya kardeşim, bize lider lazım. Bu ülkede artık birleştirici adama gerek yok. Lider lazım. Sopa atan lazım, masaya vuran lazım, küfreden lazım deyin, o zaman öyle konuşuruz. Ama ben bugün zamanın ruhuna birleştirici liderin uyduğunu düşünüyorum. Peki abi,